Son 21 yılda Kocaeli'ne ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 305 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Eğitimde 12.941 adet yeni derslik inşa ettik. İkinci üniversitemiz Gebze Teknik Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda 18.538 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 57 spor tesisi inşa ettik. Bunlar arasında 33.000 kişilik Kocaeli Stadyumu, 1.328 kişilik Kartepe Öğrenci Yurdu ve 192 yatak kapasiteli İzmit Sporcu Kamp Eğitim Merkezi de var. Kocaeli'ndeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5,75 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 1220 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi başta olmak üzere toplamda 3071 yataklı 22 hastane dahil 93 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Halen 200 yataklı Çayırova ve 250 yataklı Gölcük Devlet Hastaneleri ile 9 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. TOKİ kanalıyla 12.506 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Maşallah. 7.230 konutun yapımına devam ediyor. Kentsel dönüşümde 42.334 adet konut ve ticaret alanını dönüştürdük. 3.545 adet bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. Kocaeli'ndeki 14 millet bahçesi projemizden 9'unu tamamlayıp hizmetinize sunduk. 4'ünün yapımı, 1'inin projelendirme çalışmaları devam ediyor. Ulaştırmada 151 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini toplamda 376 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir otoyolunu, Osman Gazi Köprüsü'nü, Kuzey Marmara otoyolunu şehrimize kazandırdık. Hem otogar köprülü kavşağını inşa edip trafiğe açtık. Derince Limanı, D100 ve TEM otoyol bağlantısını 2025 yılında tamamlayacağız. İzmit Doğu Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar bu kesimdeki TEM otoyolu ve bağlantı yollarında üst yapı onarım çalışmalarına başladık. İzmit Kandıra Kaynarca yolunun 18 kilometresini tamamladık. Kalan kesimlerdeki çalışmalarımız devam ediyor. Yalova İzmit otoyolu proje çalışmalarını başlattık. Büyükşehir Belediyemiz aracılığıyla otogar Kuruçeşme tramvay hattını ve Kartepe teleferik hattını hizmete aldık.